Valla bir şey söyleyeyim mi? Bir panorama yorumcusu olarak Murat bağırdığında ne dedim biliyor musunuz? Keşke bağırmasaydın da bu olayın nereye gideceğini görseydik dedim. Destek verdim inşallah. <laughs> ama gerçekten çünkü hani güzel bir yerdeydi konu. Evet. evet. Diye ama sonra daha sonra da belki şey çok daha çok uzadı, uzadı ki. Olabilir. Evet. İzlemediğimiz yerler var. Evet. Tam olabilir. başlayacaklar bence bir daha başlıyorlar. Tam oyun belki seremoniye geçiyorlar. Bir daha bir tekrar konuşuyorlar falan öyle şeyler olmuş ki bu kadar ilk defa Murat'a da yeter diye bağırırken gördüm. Ne diyorsun ama... bu olayla ilgili Gökhan? Ya yani şimdi, bir limited şirket var mı? Varsa herkes Adem'e karşı mı? Çünkü Adem de biraz böyle Adem'e bir şey yapıyor. E, sanki böyle e, çok hani algıda seçicilik olur ya. Herhangi bir şey yapıldığında sen hani o, o konuya biraz daha böyle ilgiliysen hep o karşına çıkar gibi. Bu algıda seç, seçiciliktir. E, Adem'in de biraz karşı taraftan olan e, olaylarla ilgili hep Atakan'ı işin iç, içine e, atıyor olması evet. biraz garip kaçıyor bana. Yani e, orada herkes bir birey sonuçta. İşte Hikmet bir şey yaptığında kumandan kimde? İşte Ogeda'ya mı Berkan'a mı diyor e, limited, limited şirket. Ogeda'ya. İşte Ogeda'ya diyor limited şirket, Ya Ogeda'ya bence bir limited şirket kurmasına gerek yok. Ki zaten 2017'de şampiyon olmuş bir e, yarışmacı. Niye hani her konunun altında Adem Atakan'ı arıyor onu onu bilmiyorum. Vardır onun da bildiği bir şeyler. E, derken <laughs> bir şey daha diyeceğim. Evet tartışma çok uzuyor çok uzuyor. Ama şimdi hem burada iki tarafında hataları var birbirine yaptığı. Yani iki tarafın derken Adem burada bir tek gibi gözüktü. Bir kere mavi takımın en büyük hatası bu. Şimdi tek başına duran bir yarışmacıya karşı 3-4 kişi belki 5 kişi Kötü bir hata ya. geçmiş gibi gözükürsen siz ne kadar haklı olursanız olun bir yarış seyirci bakar ki Allah Allah bu niye tek kaldı hani Adem niye tek kaldı? Koruma yani evet insan. onu biraz daha böyle koruma içgüdüsüyle izler evet. insanlar. Ne kadar haklı olursa ya da haksız olursa olsun orada konu çünkü 1'e 4 1'e 5'e dönüyor. Adem'in söylediği yanlış e, sözler var. İşte önce e, sessizce ilk bence giderken bu tartışmadan önce galiba sahtekar diyor. İşte burada Berkana çerez gibi bir anda hiç alakasız çerez gibi yerim seni diyor. Orada normal tartışma devam ederken ya ne gerek var çerez gibi yerim seni? Ben orada biraz e, e, o Geday bir kapı açtı ya he. şey diye herkes kalbin ekmeğini yer diye ben yiyeceğim merak etme hepinizi teker teker. Ama yiyeceğim orada o konu diye. yok orada bir anda çerez gibi yerim seniye geliyor yani o o. Keşke gelmeseydi. Onun üstüne mesela Berkan'ın da sen hiç boşnak böreği yedin mi lafı Üf, bana çirkin börek geldi. Börek değil börek. Böyle, öyle öyle diyor. Öyle deniyor. Evet yani. evet. O da bana biraz e, saçma ve çirkin geldi ama e, bu tartışmalar işte böyle. Ne yazık ki şu an artık 4 ay 4,5 ay oldu. Normalde hiç tartışmanın çıkmayacağı konularda bile o kadar dolu ki yarışmacılar. Bir şey dese de biri tartışma artık do çok doldular. Çok e, uzun bir yarışma ve çok zor bir yarışma. Yok abi şu da çok kötü bir psikoloji değil mi? Sen diyelim... E... Dünya beşincisi, olimpiyat beşincisi, evet. dördüncüsü bir boksörsün. Evet. Hani belki 10 kişiyle birden kavga edebilirsin. Ama orada onu... Olur... Evet, evet, evet ama evet. hani karşıdaki kişi, kişi... yapamıyorsun Aynı, sınıf, <laughs> kişi, aynı kişiden dört tane olsa yine onlarla mesela fiziken dalaşabilirsin. <laughs> orada gelmiş sana bir şey diyor. Bak Adem'in bakışını onu hissettim ben. Ya sen konuşuyorsun ama... ama bütün... bütün, bütün Survivor kurallarından dolayı biz böyleyiz. Bütün, bütün profesyonel, bütün, bütün profesyonel boksörlerde o zaten o bakış her yerde vardır. Özgüven. Sadece Survivor'da değil yani. Mesela arabadan inen ve kavga eden çok insan o var ya mesela. Yani. Evet. Mesela Ben çok gördüm böyle ha, tamam kardeşim hadi bin arabana diyen böyle e, benim çok mutlu arkadaşım var. Hayır hayır e, öyle yani onlar evet. öyledir biraz. Zaten kavga etmezler. Evet. Etmemeleri de lazım bu arada. Çünkü bunu profesyonel kendi sporu olarak yaptığı için. Dediğin gibi 2-0, 3-0 bu tarz konularda önde başlarlar zaten. <laughs> Ama burada... E, olmaması gereken şeyler bir şekilde oluyor. kavga da etmeyecekleri için etmesinler hiçbir zaman. Hiçbir şekilde kavga olmaması lazım zaten. Zaten profesyonel boksörlerin olimpiyat seviyesinde dövüşmüş boksörlerin böyle kavgayla falan dışarıda işi olmuyor. Evet. Sadece ringde onlar dövüşüyorlar, sporunu e, yapıyorlar. O yüzden ben o çok ama haklısın dediğinde bir bir o bakış var. Var. Bir o özgüven bakışı. Yani o özgüven bakışı var. O ama da sokakta da neyin, ne ne olacak belli olmaz. Allah korusun. Tamam <laughs> Bir şey soracağım sana. Beni yine rahatsız eden bir görüntü. Konuyla ilgili yorumlarını alacağım ama Adem neden tek başına? Yani şu koca takımda bir kişi evet. bile Adem'in yanına gidip böyle böyle bak bir anıl bir destek atıyor. Ayşe bak. Tamam mı ki anıl ya ne kadar var Kemal abi? Allah Kim aşkına. Kim var bu şekilde? Ayşe. Ayşe, A Ayşe ne kadar var ki? Yok Hayır, bir anıl geliyor anladım. gidiyor da. Hani... Yani diğer tarafa baktığınız bak. zaman daha güçlü ses. Evet. Seda'nın oradan daha güçlü sesini duyuyoruz. Hani kadın yarışmacı olarak söylüyorum. Berkan bir yerden çıkıyor, Ogeday bir yerden çıkıyor, Atakan bir yerden çıkıyor. Ama Adem dediğin gibi hani böyle daha yalnız ve tek kalmış gibi görünüyor. Aslında işte hani Gökhan'ın söylediği gibi o izlediğin görüntüde Adem ne kadar haklı veya haksız olsa da orada tek kişi olarak yani beş kişiye karşı bir mücadele ettiğinde otomatikman insanlar bence haklı mı haksız mı diye konuyu araştırmıyor. Derinine inmiyor ve diyor ki biz yalnız kalanın yanında olalım. O haklıdır'a dönüyor. Ama hani işin özüne bakacak ve inecek olursak da Şimdi ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hani herkesin bu kadar yükleniyor olmasının sebebi de gerçekten Adem'de demek ki bir şey var dedirtiyor mesela bana. Yani bir şey söylüyor, belki bir tarafı kaşıyor. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet. Bugünün atasözü olsun. Bravo. Biraz felsefe yapayım. <gülüyor> o <gülüyor> evet, yüzden de O yüzden de ben diyorum ki yani Adem'in de bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Hani karşı tarafta beş kişi olarak hani onlar da böyle tamamen onlar hatalı. işte Adem tek başına kalmış orada yalnız bir kişiye karşı yükleniyorlar. Ondan dolayı da Adem'i ben haklı buluyorum gibi bir noktada değilim. Yok evet. Ama şöyle de bir detay var ki sürekli Adem'in Atakan'a karşı işte sen kışkırtıyorsun, hı hı. sen yapıyorsun, sen örgütlüyorsun tamam. kısmı mesela beni rahatsız ediyor. Orada daha önceden Ogeday şampiyon olmuş ve tek başına. Yanında o zaman ne Atakan vardı ne X bir insan vardı. Bir altıydılar. Başına. Ben hatta bir büyüktür altıdan demiştim. Ogeday tek başınaydı, diğer taraf altı kişiydi. Ondan sonra diğer tarafa geçecek olursak mesela Atakan yine tek başınaydı ve şampiyon olmuştu. Seda kendi performansıyla mesela yine tek başına yarışıp o da ikinci oldu. Yani böyle daha bir sürü örnek sayabiliriz. O yüzden kimsenin orada herhangi birisinin yönlendirmesine ihtiyacı yok ki. Yani bir de şöyle bir şey var. Eğer Atakan'la Ogeday bir limited şirket kurdularsa bunu Zararlı kurarken çıkabilir. onlara kolaylık olsun diye Barış'la Adem'in kurduğu limited şirketten kurulum kılavuzunu alabilirler mesela. Adem'le Barış arasında bir limited şirket Tabii. vardı. Yani bu Survivor'daki arkadaşlara eğer limited şirket diyeceksek ben size bu sene kurulmuş 8 tane limited 3 tane anonim sayarım yani. İşte şey ekibi var, koloni var mesela. Anonim, AŞ o, büyük, anonim holding. 5 kişi oluşuyor? İşte <laughs> aynen. Yani sen daha iyi bilsin tabii. Şimdi de. oraya geleceğim ben Heh. de. Kemal abi buyur. Limited diyor Adem de. Limited? Limitli. 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 Bir hayır. <laughs> Tek kişiden oluşan bir şirkettir. Önceden de o. iki kişi en az ortağı olması lazımdır. Limited şirketi açabilen işçisidir. Şahıs şirketi. Ya, yani muhasebe değil. Olay şey de yani, ya. yani bir, birliktesiniz demek ya. istiyor aslında. Ama evet. o zaman demeyeceksin. limited demeyeceksin. Dediğin gibi AŞ'de. Ben öyle dedim. Nisa, böyle AŞ'e. <laughs> öyle de, dedim. Muhasebe değil. Sen istedim. ne cümleme? Şimdi şurada geda'yın bir söylemi var. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Bu ne kadar kötü bir laf olabilir? Kazanmışın Ve Adem'e kadar kimine karşı? Niye? Bence çok kötü bir laf. Ne, evet. Nedir kötü tarafı? Sen yani... Şu e, gizli mes mesaj şu kötü kalp. E, evet herkes kalbinde ekmeği evet. yer. ama burada birileri kötü kalpli diyor. E, o Geda kimle mücadele ediyor? Ademle. Aa, demek. demek ki dolaylı yoldan. Ben ondan... kalbe katılmıyorum A çünkü bunun yani daha çok yani kötü kalp derken. Hayır, bak, hani bunu bunun kalbini... gibi, arkadaşlar bir örnek vereceğim size. Allah Allah. Bir örnek vereceğim. <laughs> Hayatım boyunca Özür dilerim Gökhan. Küçüklüğümden beri üç şey için dua ettim hayatımda. Birincisi Galatasaray formasını giyip Ali Sami'ne çıkmak. Olmadı. İkincisi o olmadı ama türbinler Kemal buraya yumruk havayı diye söyledi. Olmuş Bu kadar oldu. oldu. <laughs> İkincisi Venedik'te gondola binmek eşimle. Oldu. Üçüncüsü Paris'te de gezmek. 41 yaşından sonra bir gün Acun beni çağırdı. Sevgili Acun ona da selamlar olsun burada. Masanın üzerinde bir zarf var. Milan Real Madrid maçından başlayan 3, -3 Kasım 2010'dan başlayan 15 günlük Avrupa turu. Ben onun 3. günü Venedik'te gondola bindim. Bir hafta sonra da Paris'te Şanzelize'de geziyordum. Kalbinin ekmeğini yersin abi. Eğer oradan kalpten istemişsen onun ekmeğini yersin. O kadar da onu söylüyor. Ben diyor kalbimin ekmeğini yiyorum. Öyle şampiyon oldum. Öyle buralara geldim. Çok Bugün de abi. burada ga galibiyeti aldım. Kalbimin ekmeğini yiyorum istiyorum. Bunun Adem'le yakından Hayır, uzaktan birisi yok. Aa. Laf çok doğru. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Keşke şu hayatta Allah'ım yarabbim herkes kalbinin ekmeğini yese. Hani Daha ne kadar o, Kanka, çok bak şükür. laf çok güzel. Ya. Evet. E, hayır. Laf çok güzel ama şimdi bunu durduk yere sen herkes kalbinin ekmeğini yiyecek bu sene dersen Kemal abi evet. burada birilere kalbinin iyi olmadığını ve ondan dolayı da bunun ekmeğini yemeyeceğini söylüyorsun. Niye, gizli mesaj bu. Ben de sen aynen, bunu anlamadım bu hayır, Kemal ya, abi. Adem, bunu Adem üzerine alıyor. E, alır çünkü Adem'le oynuyor ya. Yani. Adem'le oynuyor. Adem'le savaşıyor. kim üzerine ben mi alayım yani? <laughs> ya adam. Adem <laughs> Panoramo diyor. Hiçbir şey yok. Burada yok. Ademe, Ademe yani kendinin işte ben benim kalbimin daha iyi çünkü bu oyunu ben kazandım mı dediğini düşünüyorsun sen. Kesinlikle. o şey yüzden de kalbimi ekmeğini mi yiyorum diyor. Bu hayır, oyun. Hayır. Adem'e adem laf atıyor, atıyor. Oyun özelinde değil. Tamam. Survivor'daki rekabetleri tamam. ve Adem'le girdikleri diyaloglardan dolayı evet. o geday Ademe herkes bu sene kalbin ekmeğini yiyecek evet ama alt metninde de sen yiyemeyeceksin kere kaybetti bir kere, kaybet, kere kaybetti bunu anlamak bile için şey evli olma gerek yok 100 tane daha oyuna çıkacaklar ya 100 tane daha oyuna çıkacaklar tamam. ya bir kere bile kaybetse Adem'e zaten e, cevap hakkını A, vermiş oluyor, oluyor. Evet. yani tamam. ve verdi de oyunu zaten kaybettiler Adem dedi ki al işte gör, görüyoruz kim kalbin ekmeğini yiyor onu olunca da konuşuruz evet, ama işte burada yani. e, o bir yerde Adem'e laf vuruyor ben de öyle yani düşünüyorum. Yani bunu düşünmemek ben izlerken yani bunu herhalde ama bu laf vurulabilecek laf diye görüyorum ben o zaman. Tamam okey evet. ama cevap da verilmeli. Doğru, doğru. cevap da verilmeli. Şey ben de, de güzel tek şekilde tek... Adem de güzel şekilde hemen oyunu kazandıklarında takımca al bak kime kalbin ekmeniyormuş gördük dedi. Tamam. E, yani bunlar zaten olabilecek çerçevede laflar ama dediğin gibi orada oyunu da Adem'le oynadığı için biraz Adem'e laf çakmış olabilir.